Merhaba sevgili izleyenler, Söz Bizim'e hoş geldiniz. 31 Mart'a doğru siyasette gerilim iyice arttı. Gerçi yerel siyasettense kayyım ve beka konuları konuşuluyor. Bir yandan da bazı illerde çekişmenin çok yoğun olacağı, gerilimli olacağı söyleniyor. Ama tabii anketlere de pek güven olmuyor. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan bile anketlere güvenim yok dedi. Peki bu çekişmeler nerelerde yaşanacak? Adaylar ne diyor? Kim seçimi nasıl kazanacak? Şeyda Taluk, stüdyodaki konuğum, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeyda, eski de bir dostum. Seçim nasıl kazanılır diye bir kitabı çıktı Kırmızı Kedi Yayınları'ndan. 101 tavsiye. Aslında bunu sadece siyasetçilere değil, herkese tavsiye ederim. Yani genel anlamda iletişim işiyle ilgilenenleri çok yakından ilgilendirecek. Çok güzel, çok rahat okunan bir kitap. Şeyda tabii ki bir siyasal ve sosyal iletişimci olarak bize bu akşam başka seçim kampanyalarından da örnekler vererek nelerin doğru olduğunu, nelerin yanlış olduğunu, seçmenin neler beklediğini birazcık anlatacak. Aslında şöyle de bir şey, iki adayımız var bu akşam konuk alacağım Skype'la. Biri Adıyaman'dan Ahmet Faruk Ünsal. İkinci bölümde de Kars adayı, Kars HDP adayı Ayhan Bilgen katılacak yayınımıza. Biz de bu arada seçim stratejileri, seçimde konuşulan şeyler, söylemler, liderlik gibi meseleleri Şeyda ile konuşacağız. Şimdi Şeyda Taluk bu arada yurt içi ve dışında çeşitli kurumlarda danışmanlık yaptı ve Amerika, Fransa, İngiltere'de siyasal kampanya süreçlerine çalıştı. Zaman zaman bunlara da belki bir atıfta bulunuruz. Ama ben klasik soruyla başlayayım. Bu kitabı neden yazdınız Şeyda? Aslında 99'dan beri kendimce böyle yakın çevreme Türkiye'de yapılan kampanyalardaki yanlışları gördüğümde çok serzenişte bulunarak konuşuyordum. Çok fazla da sesimi yükseltmiyordum çünkü o dönem profesyonel olarak bağlantım olan siyasi gruplar da vardı. Sonra zaman içerisinde eğitimcilik şapkam daha ağırlık basmaya başlayınca arkadaşlarım artık söylenmeyi bırak, otur, yaz dediler bana. Ve son aslında o böyle hani çok kolaymış gibi görüyor ama benim son 2 yılım bu kitapla geçti. 2 yıl artı 30 yıl diyorum. 30 yıllık birikimim ve artı 2 yıl yoğun olarak üzerinde çalışmak. Çünkü şunu yapmaya çalıştım. Bir seçim iletişimi aslında çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bu iletişimle ilgili herkesin okuması gereken meslek, öğrenci ve bu mesleği yapan herkesin okuması gereken bir kitap olduğunu ben de düşünüyorum. Ama bir arkadaşım şey dedi, gündelik yaşamda beyaz yakalıların da hani liderlik amacı olan beyaz yakalıların da çok şey öğreneceği bir kitap. Ama doğal olarak bir seçim iletişimi kitabı aslında. Şöyle bir şey söyleyebilirim. 2 yıl niye uzun sürdü? Hakikaten nasıl başardılara taktım ben. Yani dünyadaki örnekler. Dünya ve Türkiye'de. Hı. Türkiye'de aslında özellikle birkaç kişiyi özellikle mikroskop altına aldım. Biri Türkiye'de asla sol iktidar olmaz denilen bir genel bir ön yargı var. Bu ön yargı değil mi diye bir tarihe baktım. O ön yargının doğru olmadığını gördüm. Türkiye'de işte şunu yaparsan iktidara gelirsin denen bazı ön yargılar var. Mesela ne yaparsan yani illaki liderlik anlamında mı? Yoğun olarak yani bir ana akım medyada görünürsen, mesela bol bol görünürsen illa kazanırsın gibi bir anlayış var. Böyle belirli isimler var. İlle şu gazeteci seni yazarsa herkes seni tanır. Ve ben biraz şeyi anlatmaya çalıştım. Sana girişte de konuştuk. Herkesin sizi tanıması mı önemli yoksa size oy vermesi mi önemli? Birinin size oy vermesi için o seyrettiğiniz, konuştuğunuz insanın gerçekten güvenilir olması lazım. Türkiye'de de medyada ve var çok değerli ve insanların hakikaten oy davranış biçimlerini etkileyen önemli gazeteciler var ama yapılan bütün araştırmalar dünyada da Türkiye'de de şunu gösteriyor. Açık ara yüz yüze iletişim yani seçmene dokunmak aslında seçmen davranışını değiştiriyor ve dönüştürüyor.
Tabii ki ikinci sırada televizyon programları var ama yani bayağı açık ara. Evet. Bunu televizyonda söylediğim için utanıyorum ama söylemek zorundayım. Ne yapalım? Şöyle yapalım. Seçmeye dokunma kısmı özellikle önemli. Bunu da detayıyla konuşacağız. Özellikle Türkiye'deki siyasetçiler kim nasıl dokunuyor, dokunabiliyor mu, nereden dokunuyor gibi. Ama müsaade edersen hattımızda Adıyaman'dan bağımsız aday Saadet Partisi'nden Ahmet Faruk Ünsal var. Ahmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Efendim, teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi yayınlar. Ben bir ufak bir düzeltme rica edeyim. Buradan Saadet Partisi adayı biliyorsunuz. Evet, Saadet Partisi'nden dedim ama bağımsız dedim evet. Önce. Farkındayım. Tamam, düzeltirim. Şimdi sizin adaylık sürecinizden istiyorsanız başlayalım. Çünkü Adıyaman'da Millet İttifakı da aday göstermedi. Aslında sizin üzerinizde bir anlaşma var sanki. Ayrıca da farklı bir şekilde bir adaylık süreci yaşadınız. Kısaca ondan bir bahsedebilir miyiz? Şöyle, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerden biri olan İYİ Parti burada aday çıkarttı. Dolayısıyla varsa bir Millet İttifakı, yani 24 Haziran'daki, bu Adıyaman'da kurulmamış oldu. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi Adıyaman'da siyasal aritmetik burada iktidar bloğu lehine, yani AK Parti artı MHP lehine çok güçlü bir dengesizlik arz ediyor. Yani her ikisini topladığınız zaman herkeste %65'e yakın bir oy var. Şimdi bu tabloda hem memnuniyetsiz AK Partililerin hem doğal olarak muhalif diğer partilerin bu tablodan bir sonuç çıkartacak bir aday belirlemesi gerçekten çok zor idi. O yüzden bütün siyasi programlarını, bütün siyasi kimliklerini bir tarafa bırakarak diğer sivil toplum kuruluşları da beraber olmak üzere bir aday arayışına girdiler. Bunu ben tabii ki sonradan da öğreniyorum. İşte Baro'nun, diğer sivil toplum kuruluşlarının, HDP'nin, CHP'nin, Saadet Partisi'nin ve bir dönem İYİ Parti'nin de içinde olduğu ve muhalif AK Partililerin de içinde olduğu bir grup bir aday üzerinde çalışırken benim adım bir şekilde ortaya çıktı. İYİ Parti benim adım ortaya çıkınca bu ittifaktan çekildi. Diğer partilerin tabanı ve diğer sivil toplum kuruluşları bizim ismimiz üzerinden genel merkezlere teklif götürmeye başladılar. Genel merkezler daha sonradan bu teklifi kabul ettiklerini beyan eden resmi tutumlarını ifade ederek bizim adaylığımız ortaya çıkmış oldu. Yani genel merkezlerin kendi parti tabanlarına söylediği değil, parti tabanlarının genel merkezlere adeta isim gönderdiği, tersine çalışan bir ilişkiyle ismi verdiği bir adaylık süreci oluştu. Bu sanıyorum Türkiye'de ilk defa olan bir olay. Artık bir tarafıyla siyasetin ama diğer tarafıyla da sosyolojinin konusu olarak ele alınmayı hak eden bir ilginç bir süreç yaşandı. Eğer biz bu adaylık sürecini seçim başarısıyla taşlandırabilirsek, bu zannediyorum Türkiye'de siyasetin aday belirleme yöntemini baştan aşağı yeniden yazacak bir Adıyaman modeline doğru umarız olur çünkü genelde görüntü. Tepeden atama şeklinde oluyor. Bu benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de benim bile bildiğim kadarıyla örneği başka şehirde ve başka seçimde yaşanmamış. Çok biricik bir örnek ve tekrar ediyorum bu Türkiye siyasetine yeni bir uslup kazandırma iddiasında kendisi bizatihi başarı olan ama seçim başarısıyla taşlandırdığımız zaman çok daha kalıcı bir süreç analizine dönüşecek bir adaylık oldu bizim Adıyaman'da yaşanan. Peki şimdi Adıyaman'da tabii herkes seçim çalışmalarını çok yoğunlaştırdı. Siz de dolaşıyorsunuz diye tahmin ediyorum.
Nasıl yapıyorsunuz seçim çalışmalarınızı ve halktan ne gibi talepler geliyor? Bir de şununla birlikte cevaplarsanız çok sevinirim. Seçmen sizi niye seçsin? Şöyle, birincisi tabii bizim adaylığımız, yani hem muhalif AK Partilerin ve diğer muhalif partilerin bir aday etrafında toplanmasını mecbur kılan bu sosyolojik aritmetik, burada aslında seçmenin merkez siyaset tarafından çok yorulduğunu, çok hakarete uğradığını ve bu açmaz içerisinde ne olursa olsun biz nasıl bu sevimsiz süreçten kurtuluruz çabasıyla bulduğu bir şeydi, bir çözümdü bizim adaylığımız. Yani seçmen Türkiye'de çok yoruldu, Adıyaman'da çok yoruldu. Artık sürekli bütün televizyon kanallarından bir kişinin böyle boyun damarları patlarcasına, yüzü kızarırcasına, nefret dili kullanarak, parmak sallayarak bütün herkese hakaret ettiği, üstelik tutarsız, bugün iyi dediğine yarın kötü diyen, sevgi dilini tamamıyla bir tarafa bırakmış, kutuplaştıran, düşmanlaştıran, üstelik de başarısız da bir devlet yönetimi sergileyen, işte hayat pahalılığı çok yüksek oldu, enflasyonun, işsizliğin, vergilerin ciddi anlamda insanları artık çok yorduğu bir süreçte bir seçim yaşıyoruz. Dolayısıyla insanlar doğal olarak işsizlikten, hayat pahalılığından, zamlardan bahsediyorlar, enflasyondan bahsediyorlar. Bir de en az bunlar kadar insanların çok ilgi duyduğu, yani siyasetin mutlaka çözmesini beklediği bir başka mesele de adaletsizlik meselesi. Çünkü bir siyasi gruba yakın değilseniz işe giremiyorsunuz. Yolunuz bir şekilde mahkemeye düşmüş ise oradan adalet beklentinizi karşılayacak yargı süreçleri bir türlü oluşmuyor. Dolayısıyla insanlar adaletsizlikten, hayat bağlılığından, adam kayırmacılığından ve bu nefret dilinden çok çok yoruldular. Biz seçmenle karşılaştığımızda en fazla bizden beklenen şey bu olumsuzlukların giderilmesi. Dolayısıyla biz de bir aday olarak seçmenimizle temas kurduğumuz zaman, onlarla yüze yüz temasımızda nezaketi, işte dostluk ve kardeşlik dilini, bir arada yaşıyor olmanın bizi bir çözüme doğru gitmiş olması mecburiyetinin aslında bütün Türkiye'ye örnek olması gerektiğini, Türkiye'ye model bir iş yaptığımızı Adıyamanlı seçmene göstererek, tekrar hatırlatarak kendine güvenini tazelemeyi, taleplerini yüksek sesle ve ısrarla dile getirmesini sağlamış oluyoruz. Ayrıca Adıyaman'ın kendi yerel problemleri de var. Adıyaman'da mahalli hizmetler bakımından Adıyaman komşularıyla kıyasladığımız zaman gerçekten çok geri kaldı. Halbuki bütün seçimlerde Türkiye ortalamasının çok üzerinde iktidara destek vermiş olmasına rağmen verdiği destekle kıyaslanamayacak kadar az hizmet aldı. Hem ekonomik anlamda mı geri kaldığını söylüyorsunuz? Hem de genel hizmetler bakımından. Genel hizmet, evet. Anladım. Mahalli hizmetler bakımından, yani belediyecilik, komşu vilayetlerle kıyasladığım zaman çok kötü. Genel hizmetler bakımından da işte su tarım yok. Tütün önemli bir. Halen Adıyaman'ın ekonomisinin çok önemli motor ürünlerinden biri olan tütün engeller kaldırma. Düşünün, bakın şunu söyleyeyim size. Amerikan çiftçisinin tütünü Türkiye'ye gümrüksüz Türkiye pazarına giriyor ama Adıyaman çiftçisinin tütün Adıyaman sınırları dışına çıkmıyor. Hatta Adıyaman sınırları içerisinde devre taşınır dediğiniz zaman işte bu kaçak tütün el konuluyor. Sulu tarım yok. Elektrik, tarımsal sulamada kullanılan elektrikte herhangi bir indirim yok. Dolayısıyla genel hizmetler bakımından da Adıyaman ciddi olarak geri kaldı. Bu seçimde biz hem bunları ifade ediyoruz, hem de az önce ifade ettiğim işte nezaketsiz, düşmanlaştırıcı, ötekileştirici, adaletsiz ve
ağır bir ekonomik bunalımla hepimizin sırtına binmiş olan bu hükümetin yükünden nasıl kurtulacağımızı hep beraber konuşuyoruz. Ve seçmenimizle yaptığımız yüz yüze temaslar, bunları anlatmak ve onlardan seçmenden doğru geri besleme almak bakımından çok verimli geçiyor. İnsanlarımız bizi bilgiyle takip ediyorlar. Peki gençler ve kadınlarla temas ediyor musunuz? Onların dertleri ne? Ne diyorlar seçmen olarak taleplerini? Tabii gençlerin en büyük sıkıntısı işsizlik. Biliyorsunuz çok yakın zamanda KPSS'de Türkiye birincisi olan bir genç kızımız, gerçi Adıyamanlı değildi ama yanlış hatırlamıyorsam en azından, mülakata elenerek işe giremedi. Gençlerimiz de burada bir siyasi partiye yakın olamamaktan, eğer yakınlar ise bile o siyasi parti içerisinde bir kişiye yakın olamamaktan kaynaklı büyük bir mağduriyet yaşıyorlar. Yani insanlar artık liyakatleriyle değil, sadakatleriyle bir yere gelebiliyorlar ise bu toplumda büyük bir memnuniyetsizlik yaratıyor. Çünkü işe alınanlar sadakat ölçüsü dikkate alınarak alındığı için kamu hizmetlerinde de bir kifayetsizlik oluşmaya başladı. Bu herkesi çok rahatsız ediyor. Gençlerin en büyük sıkıntısı bu. Kadınlar da doğal olarak hayat pahalılığından, mutfaktaki yangından tabii çok çok şikayetçiler. Anladım. Peki son olarak şunu da sormak istiyorum. Seçim için yani Adıyaman için ayrı bir kampanyanız var mı, olacak mı? Yoksa Saadet Partisi'nin genel anlamda hazırladığı kampanyadan, sloganlardan mı yararlanacaksınız? Şöyle bir kere şunu söylüyoruz biz. Her sesin ve herkesin adayı olarak çıktık. Doğru, Saadet Partisi'nden adayım ama herkesin ve her sesin adayıyız. Ve burada beraber seçim çalışması yürüttüğümüz diğer paydaşlarımızla birlikte hem temaslarımız hem kullandığımız seçim sloganlarını hem usulumuzu aşağı yukarı her gün yeni baştan yaratarak, yeni baştan analiz ederek bir seçim kampanyası yürütüyoruz. Adaylığımızın süreci ne kadar kendine has ve biricik ve bir örneği olmayan bir süreç ise ki öyledir. Yürüttüğümüz kampanya çalışması da biraz bu sürecin gerektirdiği kendine haslık içerisinde gelişiyor. Dolayısıyla biz Adıyaman tarzı bir kampanya yürütüyoruz diyebilirim. Çok teşekkür ederiz Ahmet Faruk Ünsal. Sağ olun, yayınımıza katıldığınız için. Saadet Partisi'nin Adıyaman adayı. Çok teşekkürler. Evet, bir il, tabii daha uzak İstanbul dışına Skype'la ulaşabiliyoruz. Adaylar genelde seçim bölgesinde çalışıyor. Evet, Şeyda Taluk'la devam edelim. Biraz da aslında Ahmet Faruk Ünsal'a da sorarken, yani nasıl bir seçim çalışması yaptığını, kadınlarla, çocukla, gençlerle neler konuştuğunu, kampanyasını da sormaya çalıştım. Hani çünkü birazcık bunları konuşacağız bu akşam. Ama önce şunu sormak istiyorum. Şimdi pek çok kampanya örneğinden bahsettin. Burada da bir takım evrensel kurallar da var. Başka örnekler de veriyorsun kitapta. Peki şöyle tepkiler oluyor mu? Ya da doğal olarak şöyle bir soru çıkıyor mu? Bunları Türkiye'de uygulayamazsın ya da hele bugünkü şartlarda, yani işte Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmiş, parlamenter demokrasiden vazgeçilmiş ve bu şeyde, yani ve güç çok büyük bir şekilde iktidar partisine ittifakında, Cumhur İttifakı'nda konsolide olmuş vaziyette. Hal böyleyken diğer muhalefet partilerin özellikle böyle işte kampanya, strateji falan, bunları yapsalar bile kazanma şansları var mı? Şimdi tabii 101'in 101'inde yapın demiyorum ben. Hı hı. 101 tane örnek. Fakat 5 tane ana başlık var gördüysen kitapta. Şimdi bu 5 ana başlıktan birisi strateji. Dünyanın hiçbir yerinde strateji, yani gündelik hayatınızda bile eğer sizin bir stratejiniz yoksa, nereye gideceğinizi bilmiyorsanız bir kere yani hiçbir şansınız yok. Tesadüfler eseri, yani bunun evrensel
bir doğru olduğunu artık hepimiz kabul edelim. Evet, bu coğrafya ne yazık ki kervan yolda düzülür coğrafyası. Ve kervan yolda düzülür diyenlerin, stratejik davranan, planlı çalışan insanları ısrarla, sahtekarlıkla suçlamasında hakikaten çok ayıp buluyorum. Bir tek siyasette değil, iş hayatında da bu böyle. Ya da stratejik olmaya, nasıl diyeyim, ahlak dışı anlamlar yüklemeyi. Ve o stratejik olmanın içinde de bir sürü şey var. Kararlı olmak. Çok basit bir şey söyleyeceğim Mehveş. Benim öğrencilerim içerisinde bazen şeyi görüyorum. Yani sadece bir hedef bile tanımlayamıyorlar. İşte diyor ki ben genel müdür olmak istiyorum. Yani herkes genel müdür olmak istiyor. Yani ben genel müdür olmak istiyorum. Ben gazeteci olmak istiyorum. Bu bir hedef değil. Yani o hedefini çok iyi tanımlaman gerekiyor ki ona göre bir yolculuk yapman lazım. İkinci bölüm liderlik üzeri. Yani bütün bu yolculuğu yapacak bir insan var. Hı hı. Zaten iknanın da en önemli şeylerinden biridir. Girişimcilikte ya işe alırken bile hep onu söylüyorum. İş görüşmesine yaptığında siz onu yaparım, bunu yaparım, şunu yaparım dersiniz. Ama karşınızdaki insan hep beyinde şunu düşün der. Ya bu söylediklerini yapabilir mi? Bu söylediklerini yapabilir mi? Aynı şey seçmenin de kafasında var. Yani bakıyor adaya, diyor ki ben şu projeyi yapacağım, bunu yapacağım, buraya şunu dikeceğim. O da ona bakıyor, diyor ki bu adam bunu yapıyor. Yani bu kadar sözlerin, ben hayatımda Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu kadar çok proje çöplüğü görmedim. Bu da başka bir ön yargı mesela. Küçücük evet. Bir birimde herkesin projesi var. Çünkü bir yerde bir proje meselesi tutmuş, şimdi herkes böyle karbon kağıda gibi proje. Ya geçen, inandırıcılığı var mı seçmen? Ya geçen gün bir küçük isim vermeyeyim. Trakya'da bir arkadaşım anlatıyor. Bir Trakya'da küçük bir beldede yaşayan. Diyor ki devlet hastanesi yapacağım. Ya burası diyor 2000 seçmenli bir yer. Buraya devlet hastanesi yapsan ne olur? İki adım ötende zaten ilçede var devlet hastanesi diye bana anlatıyor. Ama bir aday ısrarla ya asla yapamayacağı bir şey yapacak. Şimdi var tabii ki yani şunda etkisi var seçmen. Seçmen şuna bakıyor. Yani çok basittir. Dünyanın her yerinde seçmen değil, tüketici insan baktığında duygusal zaten karar veriyor. Benim hayatım yarın daha nasıl iyileşir? Çok bu kadar basit bir isteği var onun. Bugünden yarına çocuğumun hayatı, kendi hayatım, torunumun hayatı nasıl iyileşir diye bakıyor. Bir de Türkiye'de ısrarla bir davranış biçimi daha var. Cezalandırıyor. Ona sırtını dönen, işte onu aç bırakan, onu yani hastane kuyruklarına mahkum eden ya da hayatını biraz önce söyledim, hayatını zehreden insanları cezalandırıyor. Ve 1946'dan bu yana sadece hiçbir şey bırakın. Seçmen sonuçlarına, yani seçim sonuçlarına bakın. Sonra biraz zamanı ruhuna ve Türkiye'ye bakın. Seçmenin zaten kimi cezalandırdı? Neyi demek istediğini anlıyorsun. Ben kitapta da söyledim. Yıllardır söylediğim şeylerden biri. Yani seçmeni aşağılamak, ona aptal demek, bunu suçlamak o kadar tembellik. Yani görmeyi, gerçeği. Ama gerçeği göreceğiz de ne olacak? İşte batılı denmesinin sebebi o. Belki de bu yani batılı bir kafa olduğunu düşünmüyorum ama şöyle bir kafamızın o. Şöyle düşünüyor olmamız lazım. Sorun burada. Biz bu sorunu nasıl çözeriz? Batı'da yani işte rasyonel eğitimli okullarda yani batı kaynaklı okullarda çok küçük yaşlarda bu neden sonuç ilişkisi öğretiliyor ve oradan mezun insanların büyük bir çoğunluğu da özellikle Anglo-Sakson sistemlerde şöyle bakıyor hayata. Ha bu mu? Bu bir veri. Burada bir sorun var. Ben şimdi bu sorunu nasıl çözerim? Biz paniğe kapılıyoruz. Hayatın sonu gibi yani duygusalız. Bak çok alakasız ama bir şey söyleyeceğim. Benim Mısırlı böyle seçmen çok... Seçmen açısından mı söylüyorsunuz yoksa siyasetçi açısından mı? Her taraf yani bu coğrafyanın insanı. Benim Mısırlı bir kadın arkadaşım var. Yani Mısır'ın şöyle tarif ediyorum. Mısır'ın Türkan Saylan'ı diye tarif ediyorum herkese. Onu biz yıllar önce buraya bir konuşmaya çağırdık. Muhteşem bir kadındır. Bana doktora tezi Mısır... millileşmesi üzerine ve Atatürk üzerine çok çalışmış bir kadın. Böyle çok heyecanlı hayatında ilk defa Türkiye'ye geldi. Mısırlı kadın giderken bana dedi ki ya siz bizden daha doğulusunuz. Ben hayatımda bu kadar duygusal insanı bir arada görmedim. Ya o zaman böyle bir ilgilendim. Yani kararlarımızı hep yani akıl değil duyguyla veriyoruz. Tamam dünyada da böyle ama bu duygu şeyi görmemizi de engelliyor. Gerçeğin kendisini. O nedenle liderin yani baktığımızda hakikaten o liderin kendisinin bizi yani bu işi yaptığına ikna etmesi gerekiyor. İnsan beyinden bu geçiyor. Üçüncü
Dağıtmadan üçüncü bölüme gelelim. Medya. Yani algı yönetimi dediğimiz herkesin dalga geçti. Ya bütün iletişim okullarında okuyan 101 şunu bilir. İletişimde insanları etkilemek için algıyı yönetmen lazımdır. Bu ne zaman böyle bir komplo teorisine dönüştü? Oldu hakikaten. Yani algı sanki çok kötü bir şeymiş gibi. Evet, algı yönetimi böyledir. Yani insanları bir şeyi anlatabilmen, değiştirebilmen, ikna edebilmen için algısını yönetmen lazım. Bütün hani bu algı yönetimi böyle bir komplo teorisi, sanki insanların beynine elektrotlar bağlıyorlar, öyle birileri subliminal mesajlar veriyormuş gibi bir algımız var. Ben tam tersi orada şunu anlatıyorum. Özellikle şimdi genç kuşakta tabii ki dijital, yani dijitalleşme. Türkiye'de daha o kadar genç seçmene ulaşamıyor ne yazık ki. Onu daha sonra konuşuruz. Evet, daha çok işte medya, gazetecilerle yapılan hatalar. İşte senle konuştuk mesela. Böyle gazeteci ayırma, medya ayırma. Bu dünyada en saçma işlerden biri. Yani bugün küçük gördüğün, ünsüz gördüğün gazetecinin 2 yıl sonra ne olacağını hiçbir zaman bilemezsin. Yani insan ilişkisini hep onu derim. Yani danten ölmek gibidir. Bunları anlatıyorum. Bunlar dünyanın her yerinde geçer kurlar. Dördüncüsü benden herkesin duyduğu laf, şeyh uçmaz müritleri uçurur. Yani aslında taban mobilizasyonu. Yani ben taban mobilizasyonu diyorum ama o açık ara davranışı değiştiren şey olmaz ama tek şey değil. Yani bu da 5. bölüm ve en herkesin ilgisini çeken son 72 saat. Türkiye'deki seçmenin neredeyse %10'u, %5'i ile 10'u arası sandık başında ya da sandıktan bir ay önce karar veriyor. Aslında 10-15'e çıkıyor bu Türkiye'de. Yüzler gezer oylarda 20 ki bu seçimde daha yüksek 30'a galiba. Çıkmış. Hı hı. Ya bu seçimde Ahmet Bey söyledi, her iki tarafta da çok ciddi bir seçmen küskünlüğü, yorgunluğu var. Her iki taraf derken yani millet cephesi ve cumhur cephesi diyelim 24 Haziran'da. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek oy sandığa gitmeme şeyini görebiliriz. Eğer önümüzdeki bir ayda bu iki grupta seçmenlerini mobilize etmek için ciddi bir strateji geliştirmezse. Bu bıkkınlığın da sebebi ve tam da bu bahsettiğin durumun sebebi biraz da 24 Haziran tecrübesinden yani millet galiba. Millet ittifakının oradaki yaşadığı hayal kırıklığı, ama o da işte bana çok kızıyor herkes ama çok sanal bir hayal kırıklığı. Yani evet, gerçeği görmeyi reddetmek. Aha. Yani gerçeği gerçekten, yani adaletsizlikler, usulsüzlükler olabilir ama sonuçta tırnak içinde adam kazandı. Evet. Yani. Aynen öyle. Hı-hı. Aynen öyle. Yani, adam nasıl kazandı? Yani bunu her zaman söylüyorum. O adam kazan dayı, yani bu adaletsizlikleri, aha, şöyle bir şey söyleyeyim, nasıl anlatayım? Mesela hala %10'lar, 15'ler var, anlatabildim. Yani baktığında, yani bu %20'lerde bir adaletsizlik olması mümkün değil. Bu adaletsizlik taş çatlasa 5-4'tür ve şunu da hep söyler biz iletişimciler, deriz ki sandıkta oy çalabilen herkes çalar. Yani orada öyle bir şey. Türkiye'de 200 bine yakın sandık var. Bu 200 bine kadar sandığı korumak bütün siyasi partilerin namusu. Ama zaten en büyük sorun oradan kaynaklanıyordu. Hepsinin başında sandık görevlimiz var dendi. Biz de burada çeşitli yayınlar yaptık. Fakat yoktu en başından. Gönüllü olanları saymıyorum. Çok büyük ki bu, hani gönüllü enerjisinde çok kötüye harcandığını düşünüyorum. Umarız bu seçimde benzer bir şey olmaz, benzer bir hayal kırıklığı olmaz ama yani o senin kitabında da var. Bu sandıkların başı, yani en temel şeylerden biri değil mi? Ama yani, muhalefet partileri bunu yapamadı. Ya ben onu da hep söylüyorum, buradan da söylüyorum. Siz hiç yani AK Parti'nin sandık güvenliği aradığını duydunuz mu? Güvenliği aradığını duydunuz mu? Şöyle 9 kişilik grupları var, yıllardır böyle bir mobil. Aslan parçaları diyorlar bu ekibe. Evet. Örgüt içerisinden. Bak 200 bine yakın sandık var. Her sandıkta 9 kişilik kurulları var. Peki bu kurullar kimlerden oluşuyor? 3 kişi gençlik grubundan, 3 kişi kadın kollarından geliyor, 3 kişi de ana yapıdan geliyor. Ve bu insanlar siyasette yükseliyorlar. Hani biz ya bunları ne olur gerçekleri görelim ve ona işte birisi çıkıyor diyor ki
Ziraat Bankası'nın başına hayvanat bahçesinin bilmem nesi hı hı. geldi. Halbuki o adamın oradaki sicine değil başka bir yerdeki sicine bak. Tartışılır bu. Liyakat, konusunu konuşmuyorum diyorsunuz. Evet. Liyakat, yani ben hep onu diyorum, burası sadakat ülkesi. Hı hı. İnşallah bir gün liyakat ülkesine dönüşeceğiz. Bunu da biz yapacağız. Yani burayı hani buradaki zaten etik meseleyi tartışma ama bakıyorsun o hani sadakat o adam işte sandık görevliliğinden başlamış örgüt içerisinde, parti içerisinde yavaş yavaş bir doğal olarak da hani seçilmiyor ona diyor ki bürokrasi de buyur sana şu koltuk deniliyor. Hani dediğim gibi yani liyakat tarafını tartışırız ama öteki tarafa baktığınızda kendi içinde mantıklı. Aynısı yapılsın gibi bir iddiam da yok. Ama işte bakalım ve buna göre bir ders alalım. Aslında bakalım da şeye geri dönüyorsun. Bu 77 dememin sebebi de o. 1977'ye dönüyorsun. Bülent Ecevit bundan farklı şeyler yapmamış. Yani örgütleme açısından, seçmenin evet. örgütleme açısından bundan da çok farklı bir şey yapmadığını görüyorsunuz. 73'de başlayan yani bir süreç var aslında CHP'nin. 70'e tabii 68 ruhuyla gelen, zamanın ruhuyla doğru. gelen bir şey var. Becermişler. Bugünün zamanı, bana diyorlar ki işte yine zamanın ruhu dönüyor. Ben de diyorum ki tamam o zamanın ruhu oydu. Ama o zamana denk düşen, mesela işte gençlik. Yani 2/3 seçmenin 40 yaş altında. Bu seçimde 4 nokta şuraya yazdım. 4.800.000 yeni seçmen geliyor. 2000 doğumlu. Anlatabiliyor muyum? 4 milyon şaka değil bu. 8, %8. Peki partiler bu gençlere hitap edebiliyor mu? Yani ben şu anda gördüğüm kadarıyla hiçbir şey yapmıyor. Genel anlamda da söyleyebilirsin ama hani genel anlamda partiler üzerinden ya da muhalefet iktidar üzerinden şimdiye kadar gördüğün kampanya ve söylem yok. Anlamında hani gerçekten gençlere hitap edecek yok. Bir şey yok mu? Çok samimiyetle söyleyeyim yok. Şimdi birkaç şey söyleyeyim. Yakın bir zamanda bir yazı yazdım. Bir kere AK Parti, AKP AK Parti tarafında zaten makas gençlerle ayrılıyor. Bunu kendi gazetecileri, kendi taraftarları da söylüyor. Kendi zaten genç muhafazakar seçmeni de artık onlar metal yorgunluğu diyor ya onun yani politikacılar kadar seçmeninde de çok ciddi bir metal yorgunluğu var. Ahmet Bey'in dediği gibi aynen ve Sayın Erdoğan hakikaten aslında tonunu bir düşürüyor, bir çıkarıyor, bir düşürüyor. O da farkında. O sert tonunun bu vatan haini tanımlamasının kendi seçmeninde çok ciddi ters teptiğini. Ve gençlere baktığınızda yapılan araştırmalar, bir de benim kendi kişisel gözlemlerim var bu. İşte derslerden, seyahatlerden aslında gençler yoğun olarak HDP ve daha milliyetçi bir yapıya doğru kendi içerisinde kutlanıyor. Ki 24 Haziran sonuçlarında da bu böyle bir sonuç çıkmıştı. Yani aynen öyle. Yani gençler HDP ve sol daha sol yapılara gidiyor. Ya da diğer yandan da milliyetçi. Hala aslında en fazla genç oyunu AK Parti alıyor. Hı. Ama nüfusa oranla fazla değil. Yani sayısal olarak fazla genç oyu ondaydı 24 Haziran evet. ama genç nüfusun oranına baktığında hala çok evet. düşük bir oy. Aslında ortada bu yeni şimdi işte gelecek 4 yani 5 milyon oy şaka değil. Yani 5 milyon tane ilk defa hayatında oy kullanacak insan var. Bunlar doğduğu günden beri de aslında Recep Tayyip Erdoğan'ı gördüler. Doğru. Büyük ihtimalle tepkililer. Samimi yani. Hı hı. Bunu hani çok akıllı olmana olman gerekmiyor bunu söylemeye için. Çünkü niye tepkililer? Yazımda da onu söyledim. Bunları bu kuşan öyle bir özgürlük istediği en muhafazakar olsun. İnanılmaz bir özgürlük duygusu var. Yani bunlar öyle hört zört falan bağırmak mümkün değil. Yani bireysel özgürlüklerine düşkünler. Daha ziyade kentli nüfus için söylüyorsunuz. Hayır. Taşıdım ben böyle sana anlatırım. Ya Anadolu'da da neler görüyorum. Ve şeyleri de yok. Bizi ayıran şeyler onları ayırmıyor. Başörtüsü, Kürt, Türk. Ya onların öyle bir görünür, hani milliyetçisinin bile onları ayıran başka şeyler. Yani bizi ayıran faylar, araştırmalar da bunu gösteriyor. Onları ayırmıyor. Ama bu milliyetçi grup, yani milliyetçiliğinde şöyle algılamak lazım. Zaten önemli bir biliyorsun koalisyon AK Parti aslında yani evet. ANAP'ın daha muhafazakarı diyebiliriz evet. yani bir koalisyon var orada muhafazakar, Kürt, milliyetçi bir işte
Orta Anadolu koalisyonu diyebileceğimiz bir yapı var. Öyle bir milliyetçilik de değil yapılan araştırmalarda ya da ben daha çok tüketim araştırmaları seviyorum. Bu arada aklımdayken bir parantezle bir şey söyleyeyim. Tabii. Sen bahsederken kamuoyu yoklamalarından söz ettin ya. Yani Batı'da benim çok sevdiğim bir şey var. Batı'da bu kamuoyu yoklamaların seçim sırasında özellikle Amerika'da bu işin artık sanayileştiği ülkede yasak. Kamuoyu yoklamaları şunun için yapılıyor. Yani neden? Her kampanyanın da bir de kamuoyu yoklamacı danışmanı var. Yani onlar kampanyayı yaparken seçmen kitlesini tanımak için mütemadi. Yani esas sistem ve sanayi bunun üzerine kurulu ve siyasi partiler çok ciddi bütçeler harcıyorlar kamuoyu yoklamalarına. Hani bu aslında pardon lafını kesiyorum seçmeni tanımak ne için istediğini. Ve bunların da basına açıklanması kamuoyu açıklanması. Ama partiler şu kadar oy alıyor bu kadar oy alıyor değil. Sadece Gallup ve belirli gazetelerin belirli dönemlerde son derece işte üçüncü şahıs dediğimiz yani hiçbir siyasi bağı olmayan o da belirli televizyon CNN'le ya da yani çok fazla manipülasyona nedeni olmayan, onun da böyle tarihleri var işte seçimden 15 gün önceye kadar falan tam hatırlamıyorum şeyleri. Yani bu manipülatif şeyler Batı'da yapamıyorsun. Böyle açıklayıp işte şunun boyu bu kadar bu bizdeki gibi bir nasıl diyeyim kargaşa ya da seçmen oyuna davranan, seçmen oyunu değiştiren bir şey yok. Çok önemli manipülasyonu çünkü iknanın en önemli temellerinden biri de mahalle baskısı dediğimiz şeydir. Yani insanlar bilinç altında fark etmeden çoğunluğun gittiği yere giderler. Mesela bir tanesi bu gibi. Anketler de bir çeşit anketler manipülatif olabilir. Aynen olabilir. Oluyor. Tamam peki şeyde birazcık AK Parti'den bahsettik. Birazcık liderlikten de bahsedelim ve muhalefetin mesela şeyi de sormuştum hani yerel seçimdeki işte mesela pozitif bir kampanya belirlemek nedir? Pozitif nedir? Negatif nedir? Ve hani Türkiye şeyinde genelde bizim daha çok duyduğumuz negatif kampanya mı? Yani biz şey olarak öyle diyoruz ama sana bu işin uzmanı olarak sorayım. Estağfurullah. Bununla nasıl baş edilir? Şimdi negatif o yine işte bunlar hani bu sonuçta bir bilim bununla yazılmış bir sürü kitaplar var. O kitaplarda işte net çok net şunu derim. Negatif kampanya asla yapılana değil yapılana zarar verir. Yani asla yararlı değildir. Yani negatif kampanya çok zekice ve çok dikkatli yapılması gereken bir şeydir. Genellikle de Batı'da negatif kampanyaları fonlanmış üçüncü şahıslara yaptırırlar. Yani işte mesela bunun İşçi Partisi'nin 1990'da benim de çalıştığım şeyde muhafazakarlar çok saldırdı İşçi Partisi'ne ve hep en büyük örnek olarak gösteriyor. Yani bir negatif kampanya İşçi Partisi'nin işte normalde diyelim ki 200 milletvekili çıkaracakken öyle 300'de 200 küsur kadın yani çok ciddi bir kadın devrimidir de o 97 seçimi çok da önemli bir seçimdi. Nasıl İngiltere. Evet İngiltere nasıl şey yaptığını. Türkiye'de de bunun örneklerini görüyoruz. İşte 24 Haziran'da ben çok net bir sürü yerde yazdım yani Muharrem İnce'nin mütemadiyen Erdoğan'ın oyununa düşüp onunla kavga etmesinin hiçbir yararı olmadığını söyledim. Şunun, hatta kötü bir kopya kötü bir kopyası diye yazdım. Evet yazdım. Kötü bir kopyası haline dönüştü diye yazdım. Çünkü neden? Onu da hep söylüyorum. Ya zaten sevmeyen sevmez seçmen. Yani iki tarafta. Erdoğan'ı seven sever, Muharrem'i seven sever. Yani ikisini, yani İnce'yi. Şimdi esas kampanya dediğimiz şey bu ortada kafası karışıklara yaparsınız. Yani o da %30 şimdi artık Türkiye'de. Bir de çok az o taraflardan yani işte iki tane mahalle varsa karşı mahalleden çok az çalarsınız. Zaten çok da uğraşmanıza gerek yok karşı mahalleyle. Enerjinizi sadece ortadakiyle harcasanız kampanya da bunun için yapılır. Zaten seçimi alabilirsiniz yani sayılara baktığımızda. Birinci parti çıkma olasılığınız son derece yüksek. Yani onlar biraz da o oyu belirliyor. Şimdi onların da yani o grupların da büyük bir çoğunluğu şeyden hoşlanmıyor. Yani insan beyni de böyle bir şey. Savunmaya geçtiğinizde kendi özel hayatınızı düşünün. Birisiyle savunmaya geçtiğinizde o konu gerilir ve hiçbir şey olmaz.
Ama bir insana bir durup bir dakika hep onu diyorum, bana bazen şey soruyorlar. Ya bir altın kuralım var mı iletişimde? Yok ama diyorum, eğer ille bir şey istiyorsanız en gergin anda şudur diyorum. Ya insana durun bir nefes alın, canın sağ olsun diye bir sırtına bir şöyle bir canın sağ olsun yapın. Bakın ne olacak o tartışma, neye dönüşecek? Yani insana dokunduğumuz anda, yani ona iyi hissettiğiniz anda yanınıza çekersiniz. Ama ısrarla onun inandığı, sevdiği bir şeye bu kötü, o yanlış, bu dediğinizde, yani bilmiyorum, yani, evet. Yani kişisel olarak da sana soruyorum. Tabii. Peki şey, bu anlamda CHP ana muhalefet partisinin özellikle yerel seçim öncesinde çıkardığı adaylarında, başta İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu olmak üzere, çatışmama, yani Cumhurbaşkanı'yla doğru çatışmama. Çok doğru yapıyorlar. O çünkü çok eleştiriliyor bazen, evet, çok de o yüzden. Doğru. Çok son derece doğru yapıyorlar. Peki bence... bu sevgi falan bir kampanyaları var. Böyle sevgi üzerine kurulu bir şeyler yapacağız dedi Seyit Torun. Ha, görmedim. Ya genel anlamda söylem, yani tek bir şey değil ama hani biz yani... Sevgi böceği durumu var. Bak, bir şey, iyi mi yani bu bir kampanya açısından? Çok basit bir şey. Ben bunu da 1977 yazarken bir laf söyledim. Çok basit bir şey var. İki şey üzerinde yürür. Sevgiyle mevgiyle yürümez. İki şey. Biz gidersek her şey çok kötü olacak. Biz gelirsek her şey çok iyi olacak. Bunu demek zorunda tabii. Yani birisi zaten gönül işi. Buna ikna etmek lazım tabii. Yani şimdi... Bak çünkü iktidarda olan 16-17 yıldır iktidar olan bir siyasi parti, bak dikkat, hep şey yapıyor. Biz gidersek ama. Tabii. Bir düşünün söylemi. O doğal yapması. Şimdi bu tarafında ve sevgi böceği falan değil. Seçmene şunu demesi lazım. Biz gelirsek her şey çok iyi olacak. Ve buna ikna etmesi lazım. Aslında bu kadar basit bir şey. İşte diğer yollarla bunu lideriyle, tabanıyla, medyadaki söylemiyle. İkna etmesi lazım. Sloganı ne olur bilmiyorum. Benim işimde reklamcı değilim. Slogan falan değil ama insan beyni... Slogan diye yanlış söylüyorum. Sen o kitapta da yani slogan nedir, kampanya nedir onları da ayırt etmişsin. Biz bazen karışık kullanıyoruz çünkü. Ya da ne bileyim strateji ve taktik karışık tabii. Kullanılıyor. Ayrı şeyler bunlar. Aynen öyle. Yani işte taktik şu, medya mı kullanacaksın, dijital mi kullanacaksın, sevgi dili mi kullanacaksın, bunlar hep taktik. Strateji bütün, yani nasıl bir yol izleyeceğin aslında strateji, nasıl bir yoldan hedefine. Hedefte de orada da hep yine işte bilinen, yani kitapta bilinen bir şeydir. Sana yabancı gelmeyecek, şimdi bunu kim söylüyor göreceksin. Hep şunu der, seçmenin yarısından bir fazlasını hedefleyeceksin ve karşına çıkan herkese o bir kişi gibi davranacaksın. Bu. Ama bilemiyoruz. Yani zaten neyse, bir 3 dakikamız daha var. Birkaç kelam daha sıkıştırabiliriz araya. İkinci bölümde de devam edeceğiz. Bu anlamda peki seçmene dokunmaktan bahsediyordun. Zaten programın başında da ondan bahsettik. Bu dokunma meselesi çok mu zor? Yani tabii ki yani herkese dokunabilir mi bir siyasetçi mesela? Şimdi siyaset değil, Türkiye'de isim vermeyeyim. Çok saygı duydum. Sivil toplum örgütleri var. Birkaç tane kadınlarla çalışan, çevre, senin alanını sevdiğin çevre. Şimdi bu insanlar siyaset dışı inanılmaz hiçbir sivil toplum örgütü ulaşmadığı sayılarla uğraşıyor. Niye ulaşıyorlar? Çok basit bir sebeple uğraşıyorlar. Orada yerel liderleri buluyorlar. Yani orada orayı örgütleyecek tepeden. Dedi ya, bitti. Dünyada bu da bitti. Yani o hiyerarşik yapılar işte, bu 90 doğumlular, 2001 doğumlu, bunlara hiyerarşik hiçbir şey yaptırmam mümkün değil. Cep telefonu bir de şey diyorlar, bunun adı çok hoşuma gidiyor. Matrix örgütlenme. Yani yatay örgütlenme. Şimdi ne yapıyor bu başarı? Yani bütün sivil toplumda Türkiye'deki başarı örneklerine bak. Hepsinin çok basit bir mantığı var. Yerel bir lider buluyorlar ve o yerel lideri özerk bırakıyorlar. Diyorlar ki sen burada kendi şeyini kur. İşte çevre hareketinde özellikle, yani bir sürü yerde HES'lere karşı, Artvin'deki oraya baktığında o bölgenin insanı. Oranın Ayşe teyzesi, Mehmet amcası. Yani İstanbul'dan birinin emriyle oraya seçilmiş insan değil. Şimdi birincisi bu. Hakikaten bunu yapmak zorundasın. Yani oranın şey diyor, kitapta da belki görmüşsündür. Her mahallenin bir Perihan ablası vardır. Evet. O Perihan ablayı bulacaksınız ve o Perihan ablanın sizin için
Bir şey anlatayım bugün duyduğum bir şeyi. İsim vermeyeceğim ama bir siyasi partinin ne yapıyor biliyor musun? Adamın yaptığı. Ortaokuldaki müdürü o dönemki o adayın arkadaşlarını arıyor bugün. Yarın buluşalım. Müdür diye de çok sevilen bir hoca. Hadi diyor bak sınıf arkadaşınız seçimlere giriyor. Yarın da birlikte bir yemek yiyelim. Ona da seçimde destek vuralım diyor. Tek tek bugün bir arkadaşım anlattı bana. Telefonla tek tek sınıf arkadaşlarını arıyor. Bu yani ilkokuldaki ama ortaokuldaki hocası onun için çalışıyor. Ben öyle insanlar örnek vereyim yani işte benim mahallemden bir aday vardı yerel seçimlerde 2014'te yazdı mı bilmiyorum. Kendi komşuları oy vermedi çünkü hayatı zehretmiş komşularını. Yani iyi ilişki kurmak lazım aynen. Zaten. Aynen. En yakınlarınıza. Aynen. Peki Şeyda Atalım ikinci bölümde zaten devam edeceğiz bu konuları konuşmaya. Seçmeye nasıl dokunur ve tabii ki seçim nasıl kazanılır diye. Ve ikinci bölümde ayrıca HDP Kars adayı aramızda olacak. Ayhan Bilgen programın başına bağlanacak. O yüzden bizden ayrılmayın. Az sonra beraberiz.